Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'in veri doğrulama yeteneğini arkadaşlar kullanarak yine onun içerisinde formül kullanarak tarih işlemlerine, tarihe yönelik kontrolleri yapmaya çalışacağız. Mesela arkadaşlar bir yerdeki girilen tarihin belli bir tarih aralığında olması istenebilir. Yine belli bir tarihten büyük olması istenebilir. Bugünü bugün fonksiyonuyla alabiliyoruz arkadaşlar. Ondan büyük ya da eşit olması gerekebilir. Yine bu ay içinde olması gerekir. Hafta sonu olmasın denebilir. Haftanın gününün bunun olmadığını yine arkadaşlar veri doğrulamaya formül yazarak kullanabiliriz. Tabii burada bundan 2'den büyük 5, 7'den küçük olması da denilebilirdi. Aynı şekilde 1 ya da 7 olmasın demişiz arkadaşlar. Zaten her kullanımımızın arkadaşlar alternatifleri mutlaka vardır. Bir veri alanına geçiyorum arkadaşlar. Buraya girilecek tarih sistem tarih olarak bugün veya ileri bir tarih olsun. Yine buraya girilecek tarih arkadaşlar bu ay içerisinde olsun diyebildiğimizde yani sistem tarihine dayanarak arkadaşlar ne yapabiliriz ona bakmaya çalışalım. Böyle bir yerde de olabilir. Böyle bir yerdeki bir tarih listesi içinde olabilir arkadaşlar. Yani sipariş tarihleri girilecekse öyle bir listede de olabilir. Yani bir ya da birden çok olması da çok önemli değil aslında arkadaşlar bu düzenlemeyi yaparken. Hücreye gelelim veya alan seçtikten sonra arkadaşlar veri data sekmesinden veri doğrulamaya gidiyorum. Burada tarihi seçtim. Arkadaşlar bu tarih şununla şunun arasında olsun diye yazabiliriz. 01.01.2015 31.1.2015 diyebiliriz. Ancak bu sabit olacaktır arkadaşlar. O yönden bir sorun yok. Ancak sabit olacaktır. Noktalı veya slash'lı gidilebilir. Açıkça denemek, test etmek lazım. Ben daha çok sizlere burada arkadaşlar daha dinamik şeyler göstermek istiyorum. Buradan özele geliyoruz biliyorsunuz formül kullanımı. Arkadaşlar buradaki tarih, girilen tarih büyüktür, eşittir, bugün olmalı dediğimizde arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Tabii hata uyarısında da hata bugün ya da ileriye yönelik bir tarih girin ya da ileriye dönük bir tarih olacak. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Görelim bugün tarihini kontrol shift noktalı virgülle girdim aldı. Peki geçmişe dönelik arkadaşlar bugün 13.8.2014 tarihi sistemimi şuradan da istiyorsanız now yazarak şimdi yazarak bugün yazarak alabilirim. Yine aynı şekilde bugün yazarak görebiliriz bugünün değerini arkadaşlar. Peki geçmişe yönelik bir tarih içerim. Örneğin 12.8'i girdiğimizde bakın bugün ileri. Ama ben çok rahatlıkla ne yapabilirdim? Bakmayın içindeki değeri kontrol edemiyor. Yeni girerken bakıyor. Ben 9. aya da 10. aya da bir değer girebilirdim. Bir problem olmazdı. Ancak geçmişe yönelik bir değeri gördüğünüz gibi giremiyorum arkadaşlar. Yine böyle bir liste üzerinde de aynı şekilde yapabilirdik arkadaşlar. Peki girilen değer bu ay olmasını nasıl sağlarız? Onu örneklemeye çalışalım. Yani fatura tarihi girildiğinde mutlaka bulunduğumuz ay 9. aysa bulunduğumuz ay şu anda 8. ay. Tekrar günün tarihini gireyim. 8. ay olması lazım. Yani 1.8 ile arkadaşlar 31.8 arasında olması lazım. Bunu nasıl sağlarız? Bu sefer şöyle diyebilir miyiz? Bunun ay cinsinden olanı yani girilen tarihin arkadaşlar neye eşit olmalı? Arkadaşlar neye eşit olmalı? Yine ay cinsinden bugün tarihin eşit olmalı. Hata uyarısında bu ay olacak tarihimiz diyelim. Şu anda bu ay içinde girildi. Ayın biri de olsa bir şey demeyecek. Ayın arkadaşlar 31'i de olsa bir şey demeyecek. Ama
9. ay girdiğimde bana kızması lazım. Gördüğünüz gibi bu ay olacak diye. Arkadaşlar tekrardan 31.8'e döndürdüm. Evet arkadaşlar, veri doğrulamada tarih fonksiyonlarını kullanarak, tabii veri doğrulamada formül içerisinde tarih fonksiyonlarını kullanarak arkadaşlar bazı kontrolleri yapmaya çalıştım. Burada şunu unutmayalım. Bütün yaptığımız veri doğrulamalarda, tabela değişimler arkadaşlar, bize girmemiz gereken veriyi tanımlıyor. Yani biz burada özel veya arkadaşlar manuel ne yapıyorsak yani bunların sağlanması gerekiyor burada arkadaşlar. Bunların dışında, tanımladığımız şeylerin dışında bir değer girilirse veri doğrulama buna izin vermiyor. Bizim belirttiğimiz hata mesajlarını veriyor arkadaşlar. Buradaki amaç demek ki veri kontrolünü sağlamak, veri girişinde kontrol sağlamak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, veri doğrulamada formül kullanımını tarihle ilgili olarak arkadaşlar kullandık ve bazı işlemler yaptık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.